Ev tozuyla teyemmüm olmaz. Sual: ev tozlu eşyaya, mesela yastığa teyemmüm caiz midir? Cevap: caiz değildir. Ancak kumaş, elbise, yastık gibi teyemmüm caiz olmayan eşya üzerindeki teyemmüm caiz olan toprak cinsi şeylerin tozuyla veya külle tozlanırsa veya silkildikleri zaman havaya böyle toz çıkarsa bunlarla teyemmüm caizdir. Ev eşyası üzerinde bulunan organik tozlar böyle değildir. Ev tozu toprak tozu değildir, organik tozdur. Organik tozlarla teyemmüm olmaz. Toprak cinsinden olan her temiz şeyle üzerinde bunların tozu olmasa bile teyemmüm edilir. Hanefi'de teyemmüm şunlarla olur: 1. Toprak ve kumla, 2. Kireç ve alçıyla, 3. Taşla, cilasız ve yıkanmış mermerle, 4. Çimento, tuğla ve kiremitle, bunların tozuyla, 5. Sırsız yani cilasız olmak şartıyla fayans, porselen, çanak, çömlek, testiyle, 6. Çamurla, çamurun suyu yarıdan azsa bununla teyemmüm edilir. Suyu çoksa bir bez çamura sokulup, çıkarılıp, rüzgarda kurutup bu tozlu bezle teyemmüm edilir. 7. Toprak kerpiçle, kerpiç duvarla, kireçle badana edilmiş duvarla teyemmüm caizdir. Teyemmüm caiz olmayan maddeler: yanıp kül olan veya sıcakta eriyen şeyler toprak cinsinden değildir. Teyemmüm caiz olmayanlar: 1. Ağaçla, 2. Ot, meyve ve sebze yapraklarıyla, 3. Tahtayla, 4. Hasırla, 5. Demir, pirinç, alüminyum, bakır, altın gibi madenlerle, 6. Yağlı boya sıvalı duvarla, naylonla, plastikle, 7. Camla teyemmüm edilemez. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde teyemmüm yalnız toprakla ve tozlu kumla olur. Maliki'de yer cinsinden olanlarla da olur. Mesela taş, kum, çamur, kireç, ağaç ve otla teyemmüm caizdir. Hatta altın, gümüş ve mücevher hariç madenlerle de teyemmüm caizdir. Yanmış kiremitle caiz değildir. Şafii, Hanbeli ve Maliki'de teyemmüm ancak vakit girdikten sonra yapılır. Bir teyemmümle ancak bir vaktin farzı kırılır.